Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir İşkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz Ankara'dan Rekor Proje ve Yönetim Danışmanlığından firma sahibimiz Sayın Gül Nihal Singil. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Sema Hanım. Bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Gül Nihal Singil kimdir? Kendi dilinden tanımak, tanışmak isteriz. Buyurun. Aynen. Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunuyum. 2009 yılından itibaren proje sektöründe faaliyet gösteriyorum. Farklı bir alana hiç kaymam olmadı. Birçok farklı danışmanlık firmasında öncelikle hemen hemen her pozisyonda görev aldıktan sonra artık belli bir yeterliliğe ulaştıktan sonra kendi firmamı kurarak yola devam etme kararı aldım. Şu anda Rekor Proje Danışmanlık olarak proje ve KOBİ danışmanlığı şeklinde hizmetlerimiz vardır. Bu Evet. şekilde devam ediyoruz. Peki proje ve KOBİ danışmanlığı sektörüne girişiniz nasıl oldu? O şu şekilde oldu. Aslında öğrencilik yıllarıma denk geldi proje danışmanlığı. Öğrenciyken bir şeyler yapmayı, üretmeyi istiyordum. Normal öğrencilik dışında neler yapabiliriz gibi bir araştırma içerisine girdik. Projelerle ilk o zaman tanıştım aslında. Avrupa Birliği'ne öğrenci grubu olarak bir proje hazırladık. Ulusal ajansa kabul edildi ve projemizi uyguladık. Türkiye'nin 14 farklı ilinde. Ve çok hoşuma gitti proje uygulaması, yazması, yürütmesi. Ve ondan sonra hani mezun olduktan sonra genelde öğrencilerin öyle hayali vardır ya, mezun olduktan sonra ne yapmalıyım, hangi sektöre girmeliyim? Benim yolum o şekilde açıldı. Ondan sonra projeyi çok sevince evet dedim, ben mezun olduktan sonra da bu işi yapmaya devam etmeliyim. O şekilde proje sektörüyle tanıştım. KOBİ danışmanlığı da şu şekilde oldu. Proje zaten KOBİ'lere proje yazıyoruz ve yıllardır proje sektöründe olurken tabii birçok KOBİ'ye sektörü, onların temel sorunlarını, ne yapmak istediklerini öğreniyorsunuz. KOBİ danışmanlığına da o şekilde bir geçiş oldu. 2017 yılının başlarında Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Sakarya Sürekli Eğitim Merkezi, Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin ortak yürüttüğü bir çalışma sonucu KOBİ danışmanlığı sınavları açıldı. O sınavlara girerek başarılı oldum ve lisanslı KOBİ danışmanı olarak artık belgemi de alarak o alanda da resmi bir şekilde çalışmalara devam ettim. Evet. Danışmanlık nedir? Danışmanlık normalde özel bir alanda uzmanlaşmış kişilerin sahip olduğu bilgi birikimi ve becerilerini belirli bir zaman zarfında, belirli bir plan doğrultusunda müşterilerine sunması, aktarması işidir. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor tabii. Burada danışmanlık, yani danışman kişiler fiili olarak iş yapan kişiler değildir. Burada danışmanlar yönlendirici olanlar ve ne yapmaları gerektiğini söyleyen kişilerdir. Bu ikisi arasındaki ayrımı yapmak gerekiyor. Hani onun dışında şey olarak da KOBİ danışmanlığı ve proje danışmanlığı farklı alanlar aslında. Hem birbiriyle alakalı hem birbirinden farklı danışmanlık türleridir. Mesela KOBİ danışmanları için birçok farklı kullanımı da var bunun. Yönetim danışmanlığı deniliyor, iş doktorları deniliyor, KOBİ doktoru deniliyor. Çeşitli söylemlerle birlikte genel olarak firmaların yaptıkları işlerde yol gösteren, sorunlarına çözüm üreten ve onları yönlendiren kişilerin yaptığı meslek kolu diye tabir edebiliriz. Peki proje danışmanlığı ve yönetim danışmanlığı nedir? Evet, proje danışmanlığı şu şekilde oluyor. Devlet kurumları tarafından işletmelerin teşvik edilmesi, yatırımlarını kolaylaştırması amacıyla belli dönemlerde çağrı usulüyle hibe ve destek veriliyor. Proje danışmanlığı dediğimiz aslında o destekler adına KOBİ'ler için proje dosyasının hazırlanması ve o desteklerden yararlanmalarına hak kazanmaları için yürütülen bir danışmanlık hizmetidir. KOBİ danışmanlığı ise KOBİ'lerin temel işletme alanlarında bunlar işte üretim, finans, insan kaynakları, işletme yönetimi, pazarlama ve satış alanları. Bu alanlarda yaşadıkları sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek veya buralardaki amaçlarını gerçekleştirmelerine yönelik çözümler getirmek üzere yapılan bir danışmanlık faaliyetidir. KOBİ danışmanlığı uzun vadeli, işletmenin uzun vadeli organizasyonel hedeflerine ulaşması için yapılan bir danışmanlık türüdür. Proje danışmanlığı daha kısa süreli hibe ve desteklerden yararlanmaları için yapılan bir Evet. danışmanlık türü. Peki neden danışman kullanılmalıdır? KOBİ
KOBİ'lerin üzerinde hani çok farklı nedenler olabiliyor danışmanları seçmeleri için. Burada genelleme yaparsak hani tüm KOBİ'ler için şunu söyleyebiliriz. Öncelikle yönetim ve işletme sorunlarına çözüm bulmak amacıyla danışman kullanmak isteyebiliyorlar. İkinci olarak organizasyonel amaçlarına, hedeflerine ulaşmak için danışmanlarla çalışmak isteyebiliyorlar. Diğer bir nedeni yeni fırsatları keşfetmek, yakalamak ve uygulamak için danışmanlara başvurabiliyorlar. Onun dışında yenilik getirmek ve değişimleri etkin bir şekilde takip edebilmek için, öğrenmeyi kurum içerisinde hızlandırabilmek için gibi çeşitli nedenler sayılabilir burada aslında. Ama en temel olarak organizasyonel amaç ve hedeflerine ulaşmak, yeni fırsatları yakalamak gösterilebilir burada. Temel sorunlarına çözüm bulmak. Evet. Peki firmalar ya da KOBİ'ler bir danışmana ihtiyaç duyduklarını nasıl anlayacaklar? Burada aslında firma yöneticileri tarafından bu teşhisler yapılabiliyor. Şöyle söyleyeyim, birçok sorunun bir araya gelmesi artık bir danışmanla ihtiyacı olduğunu gösterebilir firmaya. Nedir bu? Sürekli artan bir müşteri memnuniyetsizliği söz konusudur. Müşteri beklentileri karşılanamıyordur. Evet. Veya kötü iş sonuçları artık çıkmaya başlıyordur. Veya neyi söyleyebiliriz? Mesela atıl kaynaklar vardır, yeteri kadar etkin kullanılamıyordur. Nakit eksikliği içerisindedir, finansal akışında sıkıntılar vardır gibi. Veya çok kritik bir sebep de olabilir. Mesela faaliyet gösterdiği piyasayı kaybetmesi, pazar payını kaybetmesi gibi kritik nedenler de olabilir. Bu tamamen işletme yönetimi tarafından hani değerlendirip analiz edilerek ondan sonra birçok nedenin bir araya gelmesi ya da tek başına etkili bir nedenin baş göstermesiyle bunu anlayabiliyorlar zaten. Danışmanlığa başvurup başvurmamaları gerektiğini ona göre karar veriyorlar. Evet. Danışmanlık sürecinin aşamalarından biraz bahseder misiniz? İlk aşama zaten müşteriyle temasa geçme şeklinde başlıyor. Bu konuda müşteriler bize ulaşıyorlar. Ön görüşmede öncelikle bir tabii ki firmayı tanıyoruz. Kaç yıldır sektörde neler yapıyor, hangi aşamalardan geçmiş, bugünlere gelmiş. Bunun sonrasında mevcut sorunlarını dinliyoruz. Hangi noktada yardım almak istiyor? Amacı ne? Hangi amaca, hedefe ulaşmak istiyor? Ona göre danışmanlık sözleşmemizi yaparak firmayla beraber mevcut bütün verilerini analiz ediyoruz. Hangi alanda hizmet almak istiyorsa. Bu veri analizleri sonrasında da bazı tabii ki sorun analizleri ve çözüm noktalarına ulaşıyoruz. Burada tabii bu aşamalar müşteriyle ortak olarak yönetiliyor. Mutlaka bir müşteriye geri bildirim yapıyoruz biz. Çözüm noktasında da gene alternatifler ve yapılabilecekler. Bütün bunlar raporlanarak müşteriyle görüşülüyor. Ve ona göre ortak bir çözüme karar veriliyor. Ondan sonraki aşamada bu çözüme yönelik plan, faaliyet ve uygulama planları yapılır. Ve bu plan doğrultusunda çalışmaya başlıyoruz. En son aşamada da artık beklediğimiz amaç ve hedeflere ulaşınca, bizim öngördüğümüz plan tamamlanınca bu noktadan sonra danışmanın geri çekilmesi söz konusu. Geri çekilirken de müşterinin bu kurmuş olduğumuz sistem ulaştığı hedefi daha ileriye götürebilmek için kontrol, takip işlemlerinin nasıl yapılacağına yönelik çalışmalar yaparak yapılan işi daha sürdürülebilir kılıyoruz. Hani tamam, evet, bizim işimiz bitti, burada anlaşmamız da bitti, geri çekiliyoruz olmuyor. Hani onu daha ilerleterek devam etmelerine yönelik sürekliliği olan işlemler de yapılıyor. Ondan sonra da geri çekiliyoruz zaten. Evet. Peki bu mesleği icra etmek isteyen kişilerin nasıl bir yol izlemesi gerekiyor? Bununla ilgili olarak öncelikle KOBİ danışmanlığı sınavına katılmalarını öneririm. Ondan kısaca bahsedeyim isterseniz. Çok daha yeni 2017 yılında açılan bir sınav olduğu için 7 teorik alandan ve 5 tane de temel işletme alanından sınava giriliyor uygulamalı sınav olarak. Çok iyi bir şekilde hazırlanarak bu sınava katılmaları ve lisanslı olarak bu işi yapmalarını öneriyorum. Onun dışında tabii ki sektörel olarak da çok çalışmaları gerekiyor. Çünkü hangi sektörün karşılarına geleceğini bilemiyorlar. Hani o KOBİ müşteri ilişkisiyle belirleniyor. Mutlaka sektörlerin çok iyi araştırılması gerekiyor. Firmaların çok iyi analiz edilmesi gerekiyor. Bu da ciddi bir zaman demek zaten. Hani zamandan yana sıkıntıya düşecek olanlar için çok önermiyorum. Çünkü ciddi bir zaman ve emek söz konusu. Evet.
Gerçekten de öyle. Peki proje danışmanlığının KOBİ danışmanlığı ile ilişkisi nedir? Bunu da merak ediyoruz. Hı hı. Ve proje danışmanlığının nasıl bir süreci vardır? Bu da önemli. Aynen. Aslında şöyle, ilk başta dediğim gibi birbirinden farklı fakat aynı zamanda da birbiriyle ilişkili alanlar. Hı hı. Şimdi proje danışmanlığında zaten amacımız KOBİ'lere hibe almalarını sağlamak olduğu için KOBİ danışmanlığının finansal danışmanlık hizmetleri altında değerlendirebileceği bir hizmettir KOBİ danışmanlığı. Çünkü böylelikle işletme yapacağı yatırım için devlet kaynaklarından finanse edebilmektedir yapacağı yatırımı. Böylelikle tabii ki mali kaynakları daha aktif ve daha etkin bir şekilde kullanabilecektir. Bu noktada bir ilişkisi var. Aslında proje danışmanlığını, KOBİ danışmanlığını küçük bir parçası olarak görebiliriz finansal danışmanlığın. Evet. Firmaların başvuracakları hibe programları genel olarak nelerdir? Aynen. Bu firmanın tabii yer aldığı sektöre göre, yapacağı yatırıma göre değişiyor. Çok genel olarak ben hibe programlarından bahsedeyim. KOSGEB hibe programları vardır. Burada genel destek programı ve çağrı esaslı programları vardır KOSGEB'in. En son stratejik ürün desteğiyle hibe programına çıktı. 5 milyona kadar bir hibe desteği söz konusu firmalar için stratejik ürün desteğinde. Onun dışında kalkınma ajansı destekleri söz konusu. Onun dışında bakanlıkların hibe programları destekleri söz konusu. Yani bunu tabii KOBİ'nin isteğine göre araştırma yapılması gerekiyor. Çünkü her birinin kriteri, öncelikleri, amaçları farklı. Burada tamamen firmanın yatırım amacına göre bir araştırma yapılıp evet şu program şu şekilde uygun olacaktır diye yönlendirme yapılması ve ona göre çalışmalara başlanması gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz ben vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Rekor Proje ve Yönetim Danışmanlığı'ndan firma sahibimiz Sayın Gül Nihal Singil konuğumuz oldu. Hoşçakalın.